Sevgili seyirciler, 5G1 Kal devam ediyor. Efendim, Mardin'in İncilova ilçesindeyiz bu hafta. Biraz da aslında sürekli istiyorduk, içeriden dışarı çıkalım artık diye. Programı ayağınıza getirmeye başladık. Artık İncilova'dayız bu hafta. Merak edilen konuları soracağız. Sizlerden çok sayıda mesaj geliyor efendim. Onları paylaşacağız program sonuna doğru. Bir kez daha vurgulayalım. Mesajlar gelmeye devam edecek. Çok güzel sorular da geldi. Bölümün sonuna alacağım efendim o soruları, sizlerden gelen soruları, ama biraz da ülke gündemine bakalım istiyoruz. Oradan Aydın'a geçeceğiz. Zira MHP'de çok ciddi anlamda bir değişim söz konusu. İlçelerde, illerde başladı aslında bu sinyaller verilmeye başlandı. Yeni parti hazırlıkları başladı bir yandan, onu biliyorsunuz. Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı mesajları açıklandı. 2019 aday olacağı açıklandı Koray Aydın tarafından. Bu yeni süreci merak ediyor herkes. Bu yeni süreç nasıl işleyecek? Siyasetteki dengeler nasıl işleyecek, hareket edecek? Onlar merak edilecek. Yine bayramdan sonra onlar da konuşulacaktır. Dilerseniz ben yönetmenimden rica edeyim, bir VTR'miz gelecek ekrana. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin değişimi, aslında söylem değişimi merak ediliyordu. Aslında dün daha önce farklı açıklamalar yapıyordu. Başkanlık sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Sonra bir anda değişim yaşandı. Aslında o değişim neden yaşandı, herkes onu merak ediyor. O VTR'yi bir izleyelim, onun üzerine konuşacağız biraz daha. Türkiye'nin ana gündemi kesinlikle başkanlık değildir. Sistemin fiilen değiştiğini geçtiğimiz yaz aylarında Rize'de ilan eden Erdoğan bu gerçeği artık hazmetmeli. Ülkemizin hassasiyetiyle daha fazla oynamamalıdır. Recep Tayyip Erdoğan ne yapmaya çalışmakta? Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut yönetim sistem ve gerçeği hangi konforuna, hangi açgözlülüğüne yetmemektedir? Partili Cumhurbaşkanı ne demektir? Nereden çıkmış? Kimlerin memnuniyetini sağlamak için planlanmıştır? Hadi diyelim ki Erdoğan başkan veya partili Cumhurbaşkanı oldu. Peki bundan sonra krallık talep etmeyeceğini kim garanti edecek? Damat bakan olduktan sonra evladın da ikinci Erdoğan olarak tahta geçmesi nasıl engellenecektir? Efendim, o açıklamaları izledik. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o siyasetteki aslında dengeler nasıl değişiyor biraz daha görmüş olduk. Açıklamalar geçmişte öyleydi ama bugün biraz daha farklı o açıklamalar. Zira başkanlık sistemiyle ilgili yaptığı açıklamaları izledik. Karşıydı MHP lideri Bahçeli. Bozkurt gibi gireceğim dedi saraya. Ve o eleştiriler zaten sürekli devam etti. Aslında merak edilen şu, onu da ben başkana yönelteyim. MHP'li belediye başkanına yönelteceğim bu soruyu da. Bu değişim neden kaynaklanıyor? Bahçeli dün öyleydi, bugün neden böyle? Efendim, nasıl değerlendirirsiniz? Ben biraz önce ifade ettim. İncirlova Belediye Başkanlığı'na nöbetçi olarak 2014 Mart ayının sonu itibariyle başladım. Şimdi mahalli idarede nöbetçilik görevini aldım ve bu konuda siyasi olarak herhangi bir tavır göstermeksizin tüm vatandaşlarımıza hizmet etme anlamında rozetimizi çıkartıp masaya, çekmeceye kaldırdık. Bundan sonraki yaklaşımımız, nöbet süremiz boyunca siyasi olmayacak diye. Şimdi tabii bu konuda büyük siyasetimizle ilgili, devlet yönetimiyle ilgili, biz devlet yönetimi parametreleriyle çok bilgili olmadığımız için benim bu konuda yorum yapmam kendimi yanlış ifade etmek olur. O yüzden büyüklerimiz gördükleri mertebeden ve çerçeveden onları değerlendiriyorlar. Bu konuda partinin üst politikalarının değerlendirilmesi, bunların eleştirilmesi ya da desteklenmesi noktasında biz parti hiyerarşisi içerisinde belli bir çalışma düzenine alışmış bir teşkilatız. Yani o konuda ben bir orta nüfuslu ölçekte bir belediye başkanı olarak
bu konuda bir yorum yapmanın sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Onların bize yön verecekleri, bilgilendirecekleri çerçevede bilgilenebiliriz. Ama ben şu anda bu bahsettiğiniz hususlarda bir belediye başkanı olarak yorum yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bekir sorusunu yerelleştirerek sorsak, yani sizin partinizin içinden bir parti daha çıkarsa, ki öyle gözüküyor, İncilova'da siz örneğin 3 büyük parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin yarıştığı bir seçim oldu ve siz kazandınız. Evet. Eğer sizin partinizin içinden yeni bir parti çıkarsa ve burada bir sonraki 2019 yerel seçimlerinde sizin partinizin oyları bölünürse, yani siz tekrar aday olduğunuzda başkanlığınız riske girebilir mi? Ben soruyu yerelleştirerek sorayım. Tam Türk siyaseti duayenlerinin bu konudaki bugüne kadar söylediklerini ifade ederek bu konuya yorum getirebilirim. Türk siyasetinde 24 saat, siyasette çok kısa bir süredir. Doğmamış çocuğa don biçmek bizim görevimiz değil. İhtimaller üzerine herhangi bir şeyleri bugün söylemenin bir karşılığı bence yok. Gelecek günler ne gösterirse, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Peki başkanım, genelden yerele indirdi Mehmet Bey, ben de size indireyim konuyu. Buyurun. Siz MHP'de durduğunuz yerde misiniz? İlk başladığınız gündeki yerde misiniz MHP'de? Yoksa sizde böyle bir kafa karışıklığı var mı? Bizde hiçbir kafa karışıklığı yok. Ben kısa pantolonla yaşadığım aşağı yukarı 10-11 yaşından bu tarafa bu düşünce tarzının içindeyim. Ve hiçbir kafa karışıklığım da çok şükür olmadı. Şimdi siyasette zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Ve çok sevdiğim bir üniversite arkadaşım sık sık atsızın bu konuda söylediği bir ifadeyi tekrarlar söylerdi. Denizler dalgalanmadan durulmaz. Zaman zaman bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Bu da hayatımızın bir gereği. Bu noktada farklı parametrelerle farklı alanları yorumlamış olabiliriz. Ben şu anda baktığımda karşıda bir mekanı görüyorum. Ama herkesin baktığı pencere farklı ve herkes o pencereden farklı tasvirler yapabilir. Ama gördüğümüz ortam Park İncirlova. Ama Park İncirlova'nın bazısı doğusunu, bazısı batısını, bazısı kuzeyini görebilir. Bu noktada kişisel olarak söyleyebileceklerim var ama siyasi açıdan şu anda aslanlar gibi olduğumuz yerdeyiz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Bu süreç de yaşandı. Yani bu genel başkanlık yarışı içinde Meral Akşener'in işte Aydın'a gelişinde siz Meral Akşener'e destek verdiniz. Evet. Genel merkez mutlaka bunların hepsini takip etmiş. Aynı şekilde tabii. Nazilli'de de benzer destekler oldu. Nihayetinde bu davanın içinden çıkmış insanlar bunlar. Yani desteklenmemesi de garip olurdu buraya kadar gelmişken. Yani bu kurulacak partide sizin yer alıp almayacağınızı merak ediyorum. Siz az çok açıkladınız ama asıl merak ettiğim başka bir şey var. Türkiye genelinde Meral Akşener ve ekibine destek veren birçok belediye başkanının genel merkezden randevu alamadığına dair böyle duyumlar geliyor. Siz randevu alabiliyor musunuz bu süreçten beri? Vallahi bizim bu süreçte ilişkilerimizi çok sorunlu yaşadığımız bir dönem oldu. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu işler konusunda biz bu durumu Sayın Genel Başkan'ın özellikle ifade ettiği önce ülkem sonra partim ilkesi çerçevesinde biz buzdolabına koyduk, dondurduk. Ben Sayın Meral Akşener hanımefendiyi burada misafir ettim. Kongre için dilekçe verdim. Bunların hepsi işleme girdi. Genel merkezde bunları net olarak biliyor. Ben verdiğim dilekçeyi inkar etmiyorum. Resmi evraklarda var. Noter vasıtasıyla gönderdiğimiz için ben şimdi kalkıp da bunu kim göndermiş, benim haberim yok gibi bir şey söyleyemem. Biraz önce söyledim. Ben devlet terbiyesiyle hayatımı yaşadım. Bundan dolayı da prensiplerle davranıyorum. O günkü konjonktürde ben böyle bir ihtiyacın olduğunu ve
bunun karşılanması için bizim en önemli organımızın kurultay olduğunu değerlendirerek onun orada değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. O gün o işin içerisinde oldum. Bu konuda da söylediklerimi birebir ihtiyaç duyulan ortamlarda da ifade ettim. Şimdi şu anda 2016 yılında yaşadığımız, arzu etmediğimiz ve ülke için gerçekten bir kaos ortamına sürüklenme ihtimali olan kaotik bir hadiseyi yaşadık. Bu çerçeve içerisinde de biz önceliğin bugün particilikten ziyade milletin, memleketin birlik beraberlik içerisinde yedi düvelden daha sıkıntılı ortamı geçmek üzere bir süreci yaşıyoruz. Bundan dolayı parti içi bu işleri ben kendi adıma burada dondurdum. Şu anda birinci vazifem vatandaşlarıma verdiğim söz gereği 2019 Mart sonuna kadar, tabii takvim resmi olarak nasıl değişir onu bilmem ama yani bizim seçime girdiğimiz zamanki takvim buydu. Sayın Genel Başkan da bize vatandaşa verdiğiniz sözü yerine getirmek üzere mutlaka sözlerinizin takipçisi olun, bunları yerine getirin talimatını tekrarladı. Biz de bunları yerine getirmek üzere tüm gayretimizle son gün, son dakikaya kadar nefesimizin yettiği ölçüde bu görevimizi yerine getirmek üzere çalışacağız. Tekrar aday gösterilmeyi bekliyor musunuz peki? Valla bu o günkü konjonktürde bu işe yetkili olanların tavrıyla alakalı olacak. Ya yani bu konuda ben... Siz aday olmak istiyor musunuz? Öyle sorayım. Bu noktada belediye başkanlığı makamından çok böyle bir hizmeti yapmayı arzu ediyorum. Bunu açıkça ifade ediyorum. Ama mahkeme kadıya mülk değil, bana da belediye başkanlığı koltuğu şart değil. Yani neticede bu işin ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyacın karşılanması konusunda karar vericilerin ortak noktası bizde kesişirse başım gözüm üstüne. Hayır, eyvallah. Yani sonuçta hizmet milliyetçi memlekette insanlarımız için yapılacak. Şimdi rahmetli başbuğum söylediği bir şey var. Gücünün kardeşidir diyordu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde öyle bir bölünme yaşandı ki yani yıllarını bu davaya adamış bir grup isim başka bir partinin altında toplanıyor. Ve özellikle MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çevresindeki yakın isimler bu insanlara bir karalama kampanyası yapıyor. Bu nasıl kardeşlik? Yine söylüyorum yani tabii. Sadece siyaset midir? Sizin buradaki şeyinizi yok. De merak ediyorum. Yani siz ülkücü kökenlisiniz ki hala öylesiniz. Elhamdülillah, yani çok bunları, şükür. Siz bunu tasvip ediyor musunuz? Bir ülkücünün başka bir ülkücüye sadece farklı siyasi partiler altında yer alması nedeniyle. Valla ülkücüler arasında değil, herhangi iki insan arasında, herhangi iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında böyle bir muhabbet benim için kabul edilebilir değil. Ben zaman zaman burada ya da başka yerlerde de ifade ettim. Orta Asya Cumhuriyetlerinde görev yaptım. Özellikle uzun zaman Kazakistan'daki görevim esnasında Ahmet Yesevi Hazretlerinin felsefesini biraz okuma fırsatım oldu. Yani konuyu ben dar çerçevede Türkiye'de ülkücüler olarak değil, bir dünya vatandaşı olarak, bir insan olarak insanlığa ne yapmam gerektiği noktasında ele almam gerekiyor. Bu bizim Türk Cihan Hakimiyeti mefkûremizin özelliklerinden. Şimdi 80'den sonra bu konuda çok farklı yorumlar yapılabilecek safhaları yaşadık. Cenab-ı Allah herhalde kıymetli kullarındanız ki bizi öyle bir meslekle karşılaştırdı ki biz siyasetten gerçekten uzaklaştık. Dağda bayırda insanın olmadığı yerlerde yaşadığımız için ben bu safhaları birebir siyaseten yaşamadım. İyi ki yaşamamışım. Daha sonra gördüm ki çok net, sağlam, gerçek ülkücü dediğim arkadaşlar genel müdürlük, daire başkanlığı gibi kadrolar için birbirlerinin ayağına çelme takmak gibi usuller Ankara'da öğrenilmiş
Bunlar yapılmaya çalışılıyor. Dedim arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu metodu beğenmedim. Bir arkadaşımızın burada görev alması ihtimali varsa diyeceğiz ki bu arkadaş görev alacak, biz de onun hizmetkarı olacağız. Kime hizmet ediyoruz? Millete hizmet ediyoruz. Bu noktada bizi bölmek isteyenler zaten hayat boyunca bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim buna çanak tutacak, teşvik edecek, yanlış anlaşılmalara sebep olacak davranışlardan özellikle kaçınmamız lazım. Başkanım, benim vazifem, biraz önce söyledim, moral değerleri en üste tutup Avrupa'sına da, Amerika'sına da, Çin'ine de, Kore'sine de, Türkiye üzerinde kimin gözü varsa önce gözünüzü çıkarırız, sonra kafanızı kırarız diyebilecek kadar yürekten, evet biz bu memleket için varız. Cenab-ı Allah'ın verdiği şu topraklarda yaşama hakkımızı tüm insanlığın yararına devam ettirmek istiyoruz'u söyleyebilmemiz lazım. Benim düşüncem bu. Başkanım ben artık olayı birazcık yerele indirelim. Evet. Abi yerele indirmeden, neden indirmeyelim biliyor musun abi? Şimdi ben kulisleri iyi kötü takip ediyorum. Evet. Yani Sayın Meral Akşener'in kurduğu, henüz ismi Merkez Demokrat Parti deniyor ama tam da net değil. Aydın yerelinde Recep Taner'in, ki kendisi Ülkücü Camii içinde önemli bir isim, birinci sıra milletvekili adayı oldu. Sizin de ikinci sıra adayı olacağınızı konuşuluyor. Sizin, yani size böyle bir teklif geldi mi? Sizin bu konudaki tavrınız nedir? Gelirse nasıl değerlendirirsiniz? Valla spekülasyon yapılıyor olabilir. Dediğim gibi ben Aydın'ın en acemi politikacılarından bir tanesiyim. 2009 yerel seçimleri konusunda İncirlova'ya geldiğimde Aydın'da, ilde de konuşmalarımız esnasında o günkü milletvekillerimizle olan temaslarda da ifade ettim. Benim tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmak her Türk vatandaşı için çok büyük bir şereftir. Ama ben bu konuda büyük siyasetle alakalı, büyük politikayla işin yürütülmesi bakımından milletvekilliği konusunu hiçbir zaman düşünmediğimi ve böyle bir amacımın da olmadığını ifade ettim. Amacım elimin erdiği, gücümün yettiği çerçevede bir teknisyen olarak memleketime hissedilebilir, tutulabilir, sonuçları görülebilir, eleştirilebilir işler yapmak. Bu yüzden mahalli idare benim için en ideal görev alanı. Bu yüzden benim amacım mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaktan ziyade yerel bu hizmetlerde insanların gözüne bakarak, elini sıkarak birebir temasla ve sonuçları görülebilir hizmetler yapmak. O yüzden ben böyle bir konuyu düşünmediğimi 2009'dan itibaren hep söylüyorum. Böyle bir konuşma kesinlikle olmadı. Böyle bir temasım yok. Böyle bir görüşme ya da konuşmadan ilk kez sizin şu andaki ifadelerinizden varsa böyle bir şey bilgi sahibi oldum. Recep Bey konusunda herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz. Recep Bey kendi hakkında zaten söyleyecekleri söyleyebilir. Recep Bey saygı duyduğum, Aydın'da hizmeti olmuş, il başkanlığı yapmış arkadaşlarımızdan. Herkesin, Cenab-ı Allah gönlündekinin gerçekleşmesini nasip etsin. Benim hayata bakışım siyasette büyük politikayla alakalı değil. Yerel, elle tutulabilir. Ben mühendisim. Yaptığım çalışmalar sonucu bir çözümün insanlara fayda sağladığını görebiliyorsam, varsa bir eksikliği onu öğrendiğimde düzeltebiliyorsam bu benim için çok önemli. Bu konuda hizmet etmek arzusunu gerçekten sevdim. Yani ben politikacılığı çok fazla bilmem ama belediye başkanlığında belediye hizmetinin ne kadar mübarek bir iş olduğunu hissederek yaşıyorum ve bunu gönülden yaptığım için de sevdiğimi açık açık ifade ediyorum. Tabii değerlendirme halkımızın, gerekli organların değerlendirmesine tabidir. Her şeye şapka çıkarıp selam veririz. Vazifemiz
görev süremiz sonuna kadar bu işi hakkıyla doğru bir nöbetçilik şeklinde yapmak. Başkanım, şimdi sizin belediye başkanınız önünde beraber Aydın'da Büyükşehir dönemi başladı. Evet. İncirova Belediyesi, İncirova Büyükşehir'e ayak uydurabildi mi? İncirova Belediyesi'nin Büyükşehir'le, Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yaşadığı sıkıntılar var mı? Bazı belediyeler sıkıntı yaşıyor. Siz de sıkıntı yaşıyor musunuz yoksa bunları çözüyor musunuz? Söylediklerinizin hepsi var. Evet, Büyükşehir yasası Mart 2014'ten sonra hayatımıza girdi. Türkiye'de yaklaşık bu sistemle yönetilen nüfusun oranı yaklaşık olarak %80 civarında, Türkiye çapında çok büyük bir idari değişim. Konu sadece Büyükşehir değil, bütün şehir halinde Büyükşehir. Evet. Yani bu konu bence çok önemli. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü hala bütün şehir, Büyükşehir uygulamasının sonuçlarıyla ve mevzuatıyla ilgili eksik bilgileri var. Bunları düzeltmemiz lazım. Tabii bu konuda en önemli düzeltmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6360 sayılı Büyükşehir yasasının çok ciddi şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için hem 2015'te hem 2016'da Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanmış faaliyet raporunda çok ciddi değişiklikler olması gerektiği, bu işin içerisinde olan direkt iktidar partisinin büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin de katkı koyduğu, İçişleri Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uzmanlarıyla oluşturulmuş bir rapor şu anda Türkiye gündemine girmeyi bekliyor. Hakikaten hem idari hem mali konularda çok ciddi sıkıntılar var. Bunların çözülmesi gerekiyor. Kanunun tanımlamasından dolayı Türkiye genelinde ciddi sıkıntılar var. Kanunun uygulanmasının dışında Aydın'daki uygulamadan dolayı bazı sıkıntılar var. Ya ben bu konuda bir Çin atasözü, siz de geçiş dönemini yaşayanlardan olasınız diye bir intizarvari bir deyim var. Bunu yaşıyoruz. Beddua gibi bir şey galiba. Evet. Ben mesleki hayatım dolayısıyla 7 kere geçiş dönemi yaşadım. Bundan dolayı biraz şurupluyum. Bu konularda ön hazırlık yaptım. Çok şükür okuma yazma konusundaki bilgimizden dolayı bu konuyla ilgili kulakları çınlasın milletvekilimiz Ali Uzunırmak pek çok yerde bu yasanın nasıl sorunlar çıkartabileceği konusunda epeyce hem mecliste hem ilimizde aydınlatma toplantıları oldu. Ben bunlara iştirak ettim. O zaman ilçe başkanlığı yapıyordum. Yani bu konuda samimi söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat olarak bu konuda yapılması, söylenmesi gerekenler konusunda vazifesini dört dörtlük yapmış bir kurumdur. Ama istişare düzeni sağlıklı olmadığı için bu kanun maalesef yanlış bir kanun olarak geçti. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama insanlar ızdırap çekiyor şu anda. Bu ızdırabın... Yerelde ilk muhatap sizsiniz. Yani bir hizmet... Kesinlikle. Anlatabiliyor musunuz peki? Bir de başka, anlatabildiniz mi bugüne kadar? Şöyle bir şey... Tabii. Biz ilçe belediyeli olarak vatandaşın her sorununun çözümünde muhatap olunabilecek ilk el değilecek kurumuz. O yüzden şimdi köyden mahalleye dönüşen yerlerden gelen vatandaşlarımızla... Halkımızın çoğu bunu bilmiyor. Siz evet. Büyük Menderes Nehri'nin kıyındaki köyün de belediye başkanısınız. Tire sınırındaki dağdaki evet. Köyün de belediye başkanısınız. Kesinlikle. İşte sorun burada. Acarların da belediye başkanısınız. Evet. Acarlar bir belde ama nüfusu itibariyle bana göre Türkiye'deki pek çok ilçeden büyük bir yer ve çok ciddi bir ekonomik yapı. Bence son... Yanlış hatırlamıyorsam iki ilçe yapıldı, beldeden ilçeye döndü. Evet. Acarların da böyle bir pozisyonda ilçeye dönmesi tabii hakkıydı. Şimdi yani bunların hepsinin... Onlar sanırım büyükşehir olmayan illerdeydi. Evet. Biri Aksaray'daydı, birisi de başka bir ildeydi. Sanırım Karadeniz tarafında. Evet. Artvin'de. Yani şu anda bu noktada gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Bunların aşılması için bütün şehir
kavramındaki düşünce tarzı yanlış. Ama duyuyoruz ki bunun üstüne, yani bunları hiç değiştirmeden ilave olarak 300 bin veya 400 bin nüfusu olan illerin büyük şehir olarak değil ama bütün şehir il halinde böyle bir yerel yönetime de hazırlık yapıldığına dair. Yani özel idarelerin tamamen kaldırılması. Evet, bir şey. Yani bu konuda tabii ki ben yaşadığım ortamla ilgili yorumlar yapabiliyorum. Türkiye genelini tek tek bilme imkanım yok, şansım yok. Ama bu uygulamanın bize hayırlı sonuçlar getirmediğini kendi ilçemdeki ve ilimdeki uygulamalardan net olarak gördüm. Bu yüzden bütün şehir kapsamının, kavramının mutlaka değişmesi lazım. Ha, Aydın büyük şehir olacak mı? Olsun. Nasıl olsun? Efeler merkez olmak üzere pergel koyalım. 15 kilometre çapında bir alanı kapsasın. Umurlu girsin, İncirlova girsin. Yani ben İncirlova var yok anlamında söylemiyorum. Bir prensip olarak. Şimdi ama Didim'le, Akbük'le. 60 kilometre sınırı var daha önce yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunlar ilin bu prensipler değiştirilebilir olmalı. Şöyle, Ankara'nın pergeli 30 kilometre olursa kifayet etmeyebilir. Ama Aydın'ınki 15 kilometre olsa uygun olabilir. Denizli'ninki 22 kilometre olabilir. Atıyorum yani. Bu noktada amaca dönük sorunu somut olarak iyileştirecek bir şeyleri yapabilirsek bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. O noktada ifade etmek istiyorum. Yerel yönetim konusunda Büyükşehir Yasası'nın bize sağladığı en büyük avantaj. Biz Tire sınırındaki köyde yaşayan vatandaşımla birebir el sıkışabildik, derdini paylaştık. Menderes kenarında yaşayan vatandaşımla bunu yaşadık. Bütün insanlarımız da bir arada olma, sorunları konuşma, paylaşma, istişare etme hakkı elde ettik ama hakikaten hizmetin, şimdi bizim ilçemiz Aydın'ın yüz ölçümü bakımından küçük ilçelerinden bir tanesi. Ama merkeze yakınlık dolayısıyla da hem yoğun hizmet talebi hem kalite dolayısıyla ciddi bir talep var. Bunlar için de bütçe ihtiyacımız var. Başkan ben var. De onu soracağım. Şimdi Büyükşehir Yasası'yla ilçe belediyelerinin gelirleri de azaldı. Evet. Ama sorumlulukları arttı. Evet. Çünkü alanı genişledi. Doğru. Siz İncirova Belediyesi'nin bütçesini nasıl döndürüyorsunuz? Nasıl getirebiliyor musunuz? Başkanım ben evet. Hemen ona katkı koyayım şurada. Göreve başladıktan sonra bildiğim kadarıyla sattığınız taşınmazlar vardı belediyeye evet. Ait. Yani bundan sonra bunlar devam edecek mi gelir sağlamak adına? Yaşamak istiyorsak evet. Şimdi hayatın sürdürülebilirliği esasından hareket edersek, samimi söylüyorum, çok basit, her zaman bu örnekleri veriyorum. Büyükşehir Belediyesi olmadan önce İncirlova Belediyesi'ne yaklaşık 10-12 kilometre alanda kişi başına 60 lira ayda merkezi katkı gelirken şu anda Büyükşehir olduktan sonra gelen para yuvarlak olarak 15 lira. Bu 15 liranın 45, 15 lira İncirlova Belediyesi'ne, 45 lira Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Ve İncirlova Belediyesi için çok önemli olan su geliri tamamen ASKİ dolayısıyla Büyükşehir'e geçti. O gelir de bizden gitti. Görev alanımız işte daha önce 10-12 kilometre kareyken şimdi oldu 200 kilometre kare. Nüfusumuz 20 bin civarındaydı. Şu anda oldu 50 bin. Nüfus 2,5 kat arttı. Alan en az 15-20 kat genişledi. Nüfusumuzla birlikte gelen para ciddi anlamda 4'te 1'e düştü. Ve biz bu gemiyi yüzdürmek zorundayız. Hayat tecrübem, kuruculuk dönemi tecrübelerim, eşekten düşmüşlüğün halini bilmek dolayısıyla bir takım ön hazırlıkları yaptık ve bazı yerlerin satılmasına o yüzden karar verdik. Yoksa bizim dönemimizden önce bizim sattığımız değerlerin yarısından daha az satılmaya çalışılan yerlerin kıymetini artırarak ve de
ciddi anlamda her kuruşunu verimli bir şekilde hayata sokarak bu gemiyi yüzdürüyoruz. Karaya oturtturmadık. Satacak şey bitince ne olacak başkanım? Efendim? Satacak şey bitince ne olacak? Ha, ümidimiz Nasrettin Hoca'nın hesabı. Samansızlığa alıştık ama nefesimiz yeterse ölmeden o güne kadar bu işi yürütmek. Şimdi samimi söylüyorum. Hem buradaki eleştirilerden ve çözüm yollarından hem mevzuatımızdaki bazı görev ve tanımlamalardan dolayı yeni arayışlar içerisindeyiz. Ama bunu tek başına ilçe belediyeleri çözemez. Öncelikle meclis, hükümet bu konunun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu gündemine alacak. Onların vereceği destekle burada basit bir öneri var. Yılda 3 kez İller Bankası katkı payı çift ödenirse %30 gelirimiz artıyor. Bu bizi ölmeyecek kadar nefeslendirir. Ama bunların hiçbiri kalıcı çözümler değil. Yani yarın tabii yasa yapıcının çözümleri önemli olan. Siz bunu sattınız, bu dönemi bitirdiniz. Yarın aday oldunuz, olamadınız ya da oldunuz, seçilemediniz. Yerinize yeni biri gelecek, o ne yapacak? İşte ben konuyu o açıdan değerlendiriyorum. Dedim ya, ya benim için koltuk şart değil. Ama ben konuyu prensipler çerçevesinde gündeme getirmeye çalışıyorum. Benim burada olup olmamam konusu önemli değil. Ama bu görev yapılacaksa bu işin finansmanının da rahat yürütülebilir halde olması gerekiyor. Rahat yürütülmekten kastım şu. Bizden önceki dönemdeki gelirlere bakarak ne kadar hoyrat davranıldığını gördüm. Burada zamanında o denetlemeyi yapmayan merkezi hükümet şimdi bir tercihle bütün yetkiyi büyükşehire verdi. Sonucunu siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz. Bütün Türkiye görüyor. Yani sonuçta bu uçtan o uca gitmeye gerek yok. Makulü ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı iyi istişare ederek tartışırsak ben bunlara çözebileceğimiz inancındayım. Tabii sonsuz satışla bu iş olmaz. Ben problemin geçici süreli, geçiş döneminde yaşıyoruz ya, geçiş dönemine yaraya merhem olacak şey satıyoruz. Ben her sene bir tane benzinlik yeri satmadım. Ama sattığımız yerin parasının hala bize desteği devam ediyor. Yani bu planlı, programlı, amaca dönük ve yaptığınız işlerin karşılığında hesabını verebiliyorsanız, denetlenebilir, şeffaf bunları ifade edebiliyorsanız sorun yok. Başkanım, benzinlik ben... dediniz de satış yeri olarak. Orada bir satış şartınız var mıydı? Yani öyle bir şey vardı. Nasıl? Orada bir satış şartınız var mıydı? Benzinlik yerini satıldığında yani benzinlik değil de AVM olsun tarzında bir satış şartınız var mıydı orada? Hayır hayır. Şimdi orası zaten benzinlik olarak işleyen olarak bir yer. Sattınız yoksa şartınız şimdi var mıydı? Şöyle, biz orada alanın tek arsa olarak değerlendirildiğinde bir akaryakıt istasyonundan daha fazla bir şeylerin yapılabileceği konusunda değerlendirmemiz oldu. Şart koşmadınız ama. Şart koşamazsınız. Şimdi siz yani şart şöyle koşabilirsiniz. Biz size bunları yapacaksanız bunu böyle veriyoruz diye. Şimdi bu konuda istişarelerde bulunduk. Yani orasının öncelikli adı akaryakıt istasyonu. Evet, yani böyle olduğu için bunu destekleyecek ve İncirlova'nın ihtiyacı olabilecek bazı enstrümanları da buraya katabilirseniz bu bizi mutlu eder. Böyle değerlendirirseniz siz de kazanırsınız, biz de ilçe olarak eksiklerimizi tamamlamış oluruz diye düşündük. Bunları söyledik. Onlar da bu konuda, yani onlar derken kim şeye girerse bunlarla ilgili değerlendirme yaparız diye ifade etmiştik. Şimdi yaşadığımız süreçten sonra imarla alakalı, büyükşehir yasasıyla alakalı bazı adımlarda zamana bağlı işlemlerin ancak gelişebileceği konusunda ifadeleri oldu. Biz de buna saygı gösterdik. Şimdi ben hem satalım adamdan parasını alalım hem de öyle değil kardeşim illa bunu yapacaksın gibi bir şey olmaz. Ha, bu konuda oradan... O operasyondan edindiğimiz bir tecrübe çerçevesinde şu anda parkın yakınında olan eskiden hal alanı olarak kullanılan yer bizden önceki yönetim zamanında alışveriş merkezi olarak plan tadilatı yapılmış. Alışveriş merkezi yapılması öngörülmüş.
Öyle baktık ki alışveriş merkezi İncirlova'ya çok büyük şey katmaz. Yani bunu uzmanlarca değerlendirdik. Dedik ki İncirlova'ya hastane yapılması konusu çok talep edilen bir konu. Bununla ilgili arzu eden yatırımcı olursa hastane yapılması için özel müteşebbisler gelirse arsa fiyatı neyse ondan meclisimizin takdir edeceği şekilde makul bir indirim yaparak yeter ki sağlık tesisi olsun. Burada ihtiyaç giderilsin anlamında rayiç değerin uygun görülecek bir şekilde müteşebbis olursa öyle ele alması, yani biz bir arsayı bedavaya veriyoruz, gelin buraya bunu yapın deme hakkına sahip değiliz. Ekonomik durumumuz ona müsait değil. Ama böyle bir öncelikli sağlık tesisi konusunda gelen olursa ona destek olalım diye de ifade ettik. Böyle başkan, konuları yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey de var. Son 10 yılda inşaat sektöründe en hızlı ilçelerden birisi İncirlova. Doğru. İncirlova bu inşaat sektörüne bu kadar hızlı gireceğine ve bu kadar hızlı büyüyeceğine belki hazır bile değildi. Belki de bilmiyordu. Kesinlikle ama, hazır değil. Ama altyapı hazır mı? Valla zaman gösterecek. Olarak, belediye olarak altyapı hazır değilse bekleyen sıkıntılar nelerdir? Ya bir de şöyle bir şansınız var. Aydın'a en yakın ilçesiniz. Hani merkez ilçe gibi olma ihtimaliniz de var. İleride belki de böyle birleştirir olur veya olmaz. O ayrı mesele de. Bu sıkıntılar nelerdir? Yani bundan hazır mısınız? Göğüs gelebilecek misiniz? Valla tabii bu konularda biraz önce belirttiğim gibi bu hizmetin yapılması esnasında çok ciddi tecrübeler edindik. Daha önce sahip olmadığımız bilgilere de ulaşma şansımız oldu. Ve ben yerel yönetimdeki misyonumu bu yüzden biraz daha ciddiye aldım. İncirlova, biz beğensek de beğenmesek de, ben olsam da olmasam da 5 sene sonra, 8 sene sonra, 10 sene sonra ikinci merkez ilçedir. Bunu ben bir mühendis, okur yazar bir insan olarak kendi kendime öngördüm. Şehir plancımsı değilim ama görünen köy kılavuz istemez. Bu konuda edindiğim bilgiler çerçevesinde buna hazırlanıyoruz. Görevim, yetkim olmamasına rağmen ben bunlarla ilgili benim düşüncemi kimse söküp atamaz. Kimsenin hayatına da kastetmek gibi bir niyetim yok ama ilçemin daha mamur hale gelmesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde şu anda evet yeni binalar yapıldı. Çok başka bir, mahallelerde çok de yapıldı. İnşaat sektörü sizin burada. Ama herkes şikayetçi. Otoparkım yok. Parkım yok. Yani parkımız var da yeteri kadar olması gereken kadar. Biliyorum hassasiyetinizi sadece hatırlatmak babından söyledim. Ama otopark konusunda çok ciddi sıkıntımız var. İnsanlar nefes alamıyoruz. Rüzgar gelmiyor diyorlar. Bitişik nizam yaparsanız bütün geniş caddelerde 8 kat imar verip bitişik nizam bina yaparsanız tabii nefes alacak yer kalmaz. Bunları biz yapmadık. Bu plan yapılmış. Şu anda uygulanıyor. Bunu değiştirmek bugünden yarına kolay bir şey değil. Ama bunlarla ilgili de bu konuda söz sahibi olan insanlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bu işi iyileştirme konusunda ciddi bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunları konuşulabilir, tartışılabilir hale geldiğinde kamuoyuna da duyuracağız. Yani neticede İncirlova beğense de beğenmese de belki 2020 yılında, belki 2025 yılında, yani onları bilemem. Ama şu anda %3,5'luk nüfus artışıyla Aydın'da muhtemelen Didim'den sonra en yüksek nüfus artış hızına sahip ilçe konumundayız. Bunu ben kendime görev verdim. Bu konuyu iyileştirmemiz lazım. Yeni imar alanlarında mesela bizim Mimar Sinan gibi geniş caddeler, böyle park alanları, yeşil alanları düşünülmeye başladı mı şimdi o zaman? Evet, fazlasını da düşünmeye başladık. Şimdi tabii dediğim gibi bu planları yapmak belirli sizin, bir şekilde sizin işiniz değil. Benim öncelikli görevlerim içerisinde değil ama şimdi iş çok affedersiniz kör gözüme geliyor. Yani görünen bir şey var ve zorlanıyor. Şimdi biz bu konularda işbirliği yapmak üzere hazırız.
her konuda herkesle işbirliği yapabiliriz. Ama işbirliği yapacağız. Bu mevsim gelecek diye ömür boyu elimiz kolumuz bağlı da bekleyemeyiz. Peki. Yani ben düşünenlerle, düşüncesi olanlarla, fikri olanlarla bunu tartışmadan öteye bir şeyler yapmak üzere. Biz aydın da bu sıkıntıyı çekiyoruz. Ben bulvardaki hava sıcaklığıyla, Mimar Sinan'ın hava sıcaklığı 3 derece oynadığını gözümle gördüm. Burada da aynı sıkıntı var. Yığma binalar, birbirine sıkıştırılmış binalar. İleride şehir tamamen büyüdüğünde orada insanlar sıcaklığı... İşte biz geçici çözüm olarak Parkinjur Lova'yı o yüzden öncelikli yaptık. Yani Parkinjur Lova'yı arkadaşımız ya parklarda çok muhabbet ediyoruz diyor ama bu kadar müşteri, bu kadar vatandaş İncirlova Park'a her akşam geliyorsa işte o serinlemek için, nefes almak için. Yani bunu ciddiye almamız gerekiyor. Bu sadece bu parkla olacak bir iş değil. Bunu genişletmemiz lazım. Tabii bu cümleden olmak üzere büyükşehirle, büyükşehirin çalışmalarıyla kısmet olursa Gerenkova, Dereağzı mevkiinde İkizdere çayı boyunca bizim büyükşehirde Island dediğimiz şimdi büyükşehirin doğal yaşam alanı konusunda bir park çalışması da var. İnşallah o da uzun vadeli bir müşterek çalışma. Biz onun da hem İncirlova'ya hem Efeler'e hem Aydın geneline çok ciddi bir katkı sağlayacağı inancındayız. Yani bu konuda bu cennet memleketin nefes aldırılması ve daha iyi noktalara taşınması konusunda Thales'e hesap vermemiz lazım. Thales 4000 sene önce bazı şeyleri insanlığa göstermiş. Biz onları öğrendikten sonra hala o onu mu demiş, bu bunu mu demiş, okey dönüyorum, bilmem ne yapıyorum işleriyle bu hayatı bitiremeyiz. Ha, okey de lazım ama her şeye ayıracak vaktimizi iyi tanzim etmemiz lazım. Peki, reklam.